Gel. Evet, şimdi bununla ilgili soruşturma ile ilgili de çok çarpıcı gelişmeler var. Yani üç isim gözaltına alındı. Bunlardan ikisi tutuklandı. Tutuklananlardan biri daha önce iki kez gözaltına alınıp serbest Üçüncü. bırakılan üçüncü kez gözaltına alınan Tolgahan Demirbaş ve şeyin evinde olmuştu. MHP Mersin Evet. milletvekili Olcay Olcay Kılavuz'un Kılavuz'un bulunduğu evindeki evde. kişi. Evet, ilk olarak gözaltına alınmıştı. Olcay Bey de hani vekillik vasfını kullanarak buna engel Evet, olmaya engel olmaya çalıştı. çalışmıştı. Sonra işte efendim yani Serdar Ökten var. İşte Avukat. evet MHP'de özel kalem müdürü Emre Y var. Yani bu işin MHP'yi ilgilendiren boyutu giderek genişliyor. Giderek genişliyor. Buna daha ne kadar sessiz kalınacak, ne olacak? Bir yandan da merak ediyoruz nereye gidecek diye. Şimdi Timur Soykan'ın tweetlerini siz de Salim Bey Okudum takip tabii. etmişsinizdir. Orada Timur Soykan Doğukan Çep'in ifadesine ulaşıyor. Ve biz o Timur Soykan'ın anlattıklarından anlıyoruz ki arkadaş bunlar 4 gün boyunca hazırlık yapmışlar. Keşif yapılmış. Keşif yapmışlar. Ama Tabii. kendilerine sorarsanız Öne Hanım diyorlar ki Kaçağından vurdu. evet biz orada bir karizmasını çizecektik o silah çıkarınca vurdu. Hiç öyle bir şey yok. Telefon trafiği ortada, getirmeler götürmeler, özel harekatçı polisler işin içinde. Bu nedir ya Salim Bey? Timur Soykan'ın anlattığı o ifade bu olaya dair hangi vahim gerçekleri bizim suratımıza çarpıyor? Yani çok organize bir eylem ile dediğim gibi yani Cumhuriyet tarihinin yine en ne diyeyim büyük katliamlarından birisini yapıyor. Ya bu bir katliam yani. Bir kişiye yönelik ama bir katliam yani. Bu bir suikast falan boyutlarını aşan bir şey. Hangi Şimdi ifadeler? içerisinde Ne var orada bizim çok dikkat etmemiz gereken? şimdi bu bir kere hala bunun organize bir suç sayılmıyor oluşu çok manidar. Hala sıradan bir cinayet soruşturması şeklinde yürüyor. Ya arkadaş bakın Milliyetçi Hareket Partisi'nin İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi bir kişi var ve tutuklu. Bu kişi torbacılara yani tetikçi olarak kullanılan uyuşturucu şebekesinin içerisindeki torbacılara bu kriminal kişilere bu eylem dolayısıyla para havalesi yapan yani ekonomik bir katkı sağlayan, para ödeyen bir kişi. Bu kişiler, bu tetikçiler değil, bu tetikçiler bir şekilde örgütlenip bir araya getirilip birkaç gün İstanbul'da bir yerde zaten olayın üzerinde bir çalışma yapılıp İki özel harekat polisinin gözetim ve denetimi altında İstanbul'dan Ankara'ya kadar bir araç ile polis koruması altında götürülüyor. Tetikçi. Bakın tetikçi İstanbul'dan Ankara'ya kadar iki özel harekat polisinin denetiminde yol kontrollerinden geçirilerek güvenliği sağlanarak götürülüyor. Orada efendim işte Timur Soykan'ın da söylediği gibi ifadesinden aktardığı gibi bir eve yerleşiliyor. Doğukan Çep'in ifadesinden anlattığı gibi. Doğukan Çep bütün bu işleri organize eden, bu uyuşturucu şebekesinin de içerisinde yer alan, geçmişi itibariyle de bir cinayet hükümlüsü olup 60 küsur yıllık bir hapis cezası dolayısıyla da aranan bir şahsiyet. Bunlar Ankara'ya yerleştikten sonra 4 gün Sinan Ateş'in efendim girişini, çıkışını, aracını, kimle olduğunu, hangi istikamette yürüdüğünü, saat kaçta neler yaptığını dakika dakika neredeyse bu Doğukan Çep'e yani organizatöre aktarıyorlar. Bu arada iki polisin getirdiği tetikçi bir başka bir motosikletle eylem yerine gönderiliyor. Şeye basıldığında, düğmeye basıldığında cinayet işleniyor. Şimdi cinayetin işleyenler, tetikçiler vesaire dediğim gibi kriminal şahıslar. Peki sonra ne oluyor? Ya sonra bakın tetikçi motosikletle olay yerinden ayrılırken yolda bir araç geliyor. Bir araç geliyor. Tetikçiyi motosikletten alıyor. Göl başına
Yani emniyetli bir yere kadar götürüp orada ya artık ne olduğunu bilmediğimiz, nereye teslim edildiği, ne yaptığını hiçbir şekilde şu ana kadar öğrenemediğimiz bir şekilde tetikçi oradan sonrası kayboluyor sonra. Peki bu kişi, yani tetikçiyi bir araçla götüren kişi, bugün anlıyoruz ki işte Tolga Han Demirbaş isimli şahıs, Milliyetçi Hareket Ülke Ocakları Genel Başkan Yardımcısı çıkıyor. Ülke Ocakları, Merkez Yönetim Kurulu üyesi çıkıyor. Hı hı. Şimdi bu kişi iddiaya göre tetikçiyi oradan alıp Gölbaşı'na giderken ya Milliyetçi Hareket Partisi'ne ait çakarlı bir aracı kullanıyor. Ya bir araç ile bir tetikçi sevk ediliyor. Sonra bu kişi Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili Olcay Kılavuz'un evine geliyor. Evinde efendim işte MOBESE'den şuradan buradan tespit eden polislerin takibi sonucu eve gelindiğinde Olcay Kılavuz polislere kendisinin milletvekili olduğunu ve evde bir arama yani yapamayacaklarını ısrarla belirtiyor. Polislerin ısrarıyla bu şahıs yani Tolga Han Demirbaş oradan gözaltına alınıyor. Birinci gözaltı. Birinci gözaltı. Birinci devrimin nedeni 3 kez gözaltına alıyor. Ve iddiaya göre o aşamada bir bakan devreye giriyor. Ki Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde o şahsın bir bakan aracılığı ile Tolga Han Demirbaş'ın serbest bırakılması bir soruna ve bir tartışmaya yol açıyor. Ama nihayet kendisi serbest bırakılıyor. Aynı anda da efendim işte biraz önce söylediğiniz Emre Yüksel isimli İşte Ülke Ocakları Genel Başkan Yardımcısının da o olayın içerisinde yer aldığı ortaya çıkıyor ve bu kişiler tutuklanıyor bugün. Ve Milliyetçi Hareket Partisi diyor ki bunun bizimle herhangi bir ilgisi yok. Bunlar iftiradır, şudur, budur. Şimdi bakın o aşamada neler oluyor? Daha bu Tolga Han Demirbaş ve Emre Yüksel ismi daha ortada yok iken ki bu kişiler dediğiniz gibi 2 kere gözaltına alınıp o arada savcı izne gönderilip bir başka savcı tayin edilerek yani dosyada farklı savcılar üzerinden efendim işte tekrar ifade alıp tekrar serbest bırakılıp basit bir adli kontrolle gönderildikten sonra o aşamada Süleyman Soylu İçişleri Bakanı yani bu suçun, bu olayın, bu katliamın, bu suikastin soruşturmasını yürüten emniyet birimlerinin başı olan Süleyman Soylu hepimize dönerek diyor ki bir kişi var. Bir kişi var diyor. Herkesi yakaladık diyor. Ha, bir kişi kaldı diyor. Bir kişi kaldı diyor. O kişi de tetikçi diyor. Peki Süleyman Soylu bunu söyledikten sonra işte Tolga Han Demirbaş ve Emre Yüksel yeni şahsiyetler olarak devreye girip bugün tutuklanıyorlar. Hani bir kişi. Süleyman Soylu demek ki doğruyu bilmiyor. Ya ona yanlış söyleniyor. Bakın ya ona yanlış söyleniyor ya o bildiğini açıklamıyor. Yani ya bilgiyi kapatıyor ya bilgi saklıyor. Ya da kendisine yanlış bilgi aktarılıyor. Her ikisi de vahimdir. Hangi seçenek doğruysa vahimdir. Onun için söylüyorum hep. Bizatihi bu iktidar bu ülkenin güvenlik sorunu haline gelmiştir. Peki burada anlatılanlar, şimdi Soykan'ın anlattıklarına bakıldığında Suat Kurt'a diyor ki Gebze'den sen git diyor Ankara'ya diyor. Orada şey yap diyor. Keşif yap diyor, Sinan Ateş'in gelişi gidişi, oraları çek diyor, çekiyor, canlı olarak görüntülerini gösteriyor, izlettiriyor vesaire, şu bu. Bu böyle birkaç gün sürüyor, peşinden de artık resmen eylemin talimatı geliyor, bu elim sonuç ortaya çıkıyor. Nerede? Ve hala münferit bir olay olarak mı soruşturuluyor? Evet, münferit bir cinayet olarak soruşturuluyor. Ve hala yani tetikçinin 3-5 kişi bir araya gelmiş, bir suç işlemiş. Ve hala en kilit sanık olan, şüpheli olan tetikçi ortada yok. Tetikçinin ne olduğu, nerede olduğu. Azmettirici de yok. Şimdi birincisi o yok. İkincisi, ya Olcay Kılavuz'un ya bu kadar ismi geçen,
Bakın bu kadar sanıkların işaret ettiği, bu kadar yakın ilişkilerinin ortaya çıktığı bir kişinin bugüne kadar ifadesinin alınıp alınmadığı, ki bu bir suçüstü halidir. Bu ağır cezalık bir suçüstü halidir. Dokunulmazlık dışı zaten. Tabii dokunulmazlık dışıdır bu. Burada olmaz. Bu ağır cezalı bir suçüstü halidir. Şimdi bu merak edilip sorulup sorulmadığını da bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Ne hikmetse bir fotoğraflar dökülüyor şu anda. Ya bu kişiler hem uyuşturucu, bakın uyuşturucu şebekelerini, uyuşturucu satıcılarını, torbacıları böyle bir eylemde kullandıkları gibi değişik uyuşturucu tacirleriyle de fotoğrafları dökülüyor. Böyle bir garip bir durum var. Peki. İşte o garip durumu mesela Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş, Barış Pehlivan'a yaptığı açıklamada şöyle değerlendirdi. MHP'yi arkada karanlık bir takım güçler yönetiyor dedi. MHP'yi arkada karanlık bir takım güçler yönetiyor dedi. Sonra bu olayla ilgili de şöyle bir ifadesi oldu. Derin bir konu anladığım kadarıyla bu dedi. Uzun bir sürecin sonunda meydana gelen yapının işi. Bakın uzun bir sürecin sonunda meydana gelen bir yapının işi. Bütün iliklerimize ve kemiklerimize kadar ailecek, Türkeş'ten feyiz alan bütün ülkücüler olarak üzgünüz diyor Seval Türkeş. MHP'nin böyle bir cinayetle zikredilmesi bile Türkeş'in kemiklerini sızlatır. Bu cinayetin aydınlanmasının Türk siyasetinde bir aydınlanma yaratacağı kanaatindeyim. Bu cinayetin aydınlatılmasının Türk siyasetinde bir aydınlanma yaratacağı kanaatindeyim diyor. Bugünkü MHP, Alparslan Türkeş Bey'in MHP'sinin amaçlarının tersine hareket ediyor ve uzun bir süredir. Benim gördüğüm burada bambaşka bir yapı meydana gelmiş diyor. Onun için ben basit bir cinayet olmadığını ve mesaj verildiğini düşünüyorum. Bakın bambaşka bir yapı meydana gelmiş. Şimdi Seval Türkeş'in bu açıklamasını sadece bu cinayet ekseninde değil, özelinde değil özür dilerim. Çok uzun bir süredir Türkiye'de gazetecilere, siyasetçilere yönelik şiddet olayları, dövme, işte sindirme olayları ve bunların da münferit olarak sorgulanmasının evet. yarattığı olumsuzluk anlamında da değerlendirmek gerekebilir. Vahim olan orası. Bu ülke böyle bir cinayeti münferit bir olay olarak göremez. Bakın bir şey biteyim. Yani şöyle yapalım. MHP... Aklınızda tutun, ben yine döneceğim ona. Ne olur aklınızda tutun. Ahmet Bey ne diyorsunuz? Şimdi... Öncelikle bu meselenin, olayın daha doğrusu,